Merhaba sevgili seyirciler. Bana Dinden Bahset programından herkese merhaba. Bir yeni yayın dönemine daha sevgiler, saygılar ve hürmetlerle başlıyoruz. Sevgili seyirciler, KRT stüdyolarında canlı olarak Bana Dinden Bahset programının 10. sezonunun ilk programını dinliyorsunuz. Evet. Bugün 1,5 ay tatil arası verdikten sonra tekrar başladık. 17 Eylül Cuma 2021 Bana Dinden Bahset programının 9. yılını geçen sezon bitirmiştik. 10. yıla adım atmış bulunuyoruz. 2022 yılında 10. yılı icra etmiş olacağız. 2001-2022 yılında. Biz burada 10 yıldır ne yapıyoruz? Bana Dinden Bahset adı üzerinde anlaşılacağı gibi dinden bahsediyoruz. Dinin yanlış anlaşılması, çarpıtılması, eğilmesi, bükülmesi karşısında dayanamayarak konuşuyoruz. Bu programları yapıyoruz tabiri caizse. Yoksa din doğru anlaşılsa, Kur'an-ı Kerim herkes tarafından anlatıldığı ve maksat güdüldüğü şekilde yerine getirilirse ve yaşansa bizim konuşmamıza da aslında gerek yok. Ama lakin öyle olmuyor. Yeryüzünde en çok istismar edilen şey dindir. En çok üzerinden rant devşirilen şey dindir. En çok üzerinden haram yenilen şey dindir. En çok istismar edilen dillere pelensek olmuş kelime Allah'tır. En çok insanlar Allah diyerek aldatılırlar. Dolayısıyla böylesi bir durum karşısında Allah'a inananlar ve bu işin doğrusunu ve dürüstünü, doğrusunu ve düzgün olanını, aslına uygun olanını ne olduğunu merak edenlere tabii ki iş başa düşüyor. Onların bu konuda çıkıp konuşmaları, anlatmaları bıkmadan, usanmadan sürekli tekrar tekrar anlatmaları gerekiyor. Evet, bu girizgahtan sonra bugünkü programımıza geçiyoruz sevgili seyirciler. Ben tekrar bizleri izleyen, sürekli takip eden, bıkmadan, yılmadan, usanmadan, biz anlatmaya, onlar da dinlemeye bıkmayan bir kitle olduğunu biliyorum. Geniş bir kitle tarafından Bana Dinden Bahset programı yıllardır izleniyor. Adeta bir ekran klasiği haline geldi. Önümüzde Kur'an-ı Kerim açılı durduğu için hiç gündemde ne var diye sıkışmamıza gerek kalmıyor. Kur'an sürekli kendini açıyor. Onu okudukça, onu çağımıza taşıdıkça, yeniden yorumlama faaliyetine giriştikçe yeni yeni anlam katmanları önümüzde açılıp gidiyor. Bu nedenle bizi yurt içinde veya yurt dışında İzleyen tüm izleyicilerimize tekrar sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Akşamlarımız hayır olsun, hayırlarımız feth olsun, cümlenin muradı hasıl olsun. Cenab-ı Hak doğruların, dürüstlerin yardımcısı olsun. Hak yolunda yürüyenlerine sevgisini, rahmetini, bereketini eksik etmesin. Evet, bu dualarla başlamış olalım. Böyle bir girizgah olmuş olsun, 10. yıl girizgahı. Şimdi bugün her zaman olduğu gibi pandemi şartlarında programımız devam ediyor. Bir değişiklik yok. Aslında stüdyoda seyirciler oluyor. Moderatör programı yönetiyor. Ben anlatıyorum. Seyircilerden gelen soruları cevaplandırıyor idim. Ama pandemi dönemine girince stüdyoda seyircilere sona erdi ve burada yine Hakan Çelik meal okuyacak ve gelen soruları bana yöneltecek. Sosyal medyadan ve diğer yerlerden gelen soruları pandemi şartlarında daraltılmış, küçültülmüş, saati de 2 saate indirgenmiş ve bu 10. yılda da saat 23'te programımız başlayacak. Daha önce 22'de başlıyordu. 1 saat ileri alınarak KRT yönetimi tarafından
23'te yapmamız istendi. O nedenle 23'ten itibaren sizlerle birlikte olacağız. Gerçi programın 22'de olduğunu zannederek, açıp bakıp daha başlamamış diyerek çoğu uzaklaşmıştır. En az yarısını falan haberi yoktur izleyicilerin ama böyle 2-3 ay içerisinde toparlarız. Sosyal medyadan ben duyurdum. Afişlerle saat 23'te başlıyor diye. Siz de tanıdığınız, bildiğiniz izleyiciler varsa onlara programın 23'te başlayacağını, 01'de biteceğini ve 2 saat süreceğini lütfen aktarınız. Böyle birkaç saat içerisinde 23'te başlayacağı herkes tarafından duyurmuş olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi Nisa suresinin 135 ve 146. ayetleri arasındaki bölüm üzerinde duracağız. Toplam 10-11 ayet. Önce bölümü Hakan'dan dinleyelim. Daha sonra tefsirine ve mealine geçeceğiz. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bizzat kendinizin, anne babanızın veya akrabalarınızın zülfiyarine dokunsa da adalet ve eşitlikten şaşmayın. Zengin fakir ayrımı yapmadan gerçeği, sadece gerçeği gözetin. Hepsinden öncelikli olan Allah'tır. Adaletten uzaklaşıp da nefsinize uymayın. Eğer eğilir, bükülür veya savsaklarsanız Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler, güvenenler! Allah'a, peygamberine, peygambere indirdiği kitaba, önceki çağlarda inen vahiylere iman edin. Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine ve ahiret gününe inanmazsa derin bir sapıklığa saplanıp gitmiştir. İman ettikten sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarda ileri gidenleri Allah ne affedecek ne de doğru bir yolda yürütecektir. Münafıklara, ikiyüzlülere, vermeyenlere haber ver. Onları acı bir azap bekliyor. Onlar iman edenleri, güvenenleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa izzet ve şeref tümüyle Allah'ın yanındadır. Allah size kitabında şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerine küfreden ve onlarla alay edenlerin konuyu değiştirmedikçe yanlarında oturmayın. Aksi halde siz de onlara benzersiniz. Allah münafıklar, infak etmeyenlerle kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar başınıza geleceklerin sonucunu beklerler. Eğer Allah size bir zafer verirse birlikte başarmadık mı? Eğer kafirler zafer kazanırsa başarınıza destek vermedik mi? Şu adamlara karşı sizi savunmadık mı? Derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah o kafirlerin iman edenlere, güvenenlere büsbütün zarar vermesine asla izin vermeyecektir. Bu münafıklar, infak etmeyenler Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor.
destekleşme, dayanışma toplantılarına sırf insanlar görsün diye üşene üşene gelirler. Allah'ı nadiren hatırlarlar. İki arada bir derede bocalayıp dururlar. Ne onlardan yana olurlar, ne de bunlardan. Allah birini şaşırtırsa artık ona sen bir yol bulamazsın. Ey iman edenler, güvenenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinize delil olacak bir şeyi vermek mi istiyorsunuz? Münafıklar, infak etmeyenler kesinlikle cehennemin dibini boylayacaklar. Hiç kimsenin onları kurtaramadığını göreceksin. Ancak tövbe ederek iyilik, güzellik, doğruluk için çalışanlar saf bir yürek temizliği içinde dinlerini Allah'a has kılanlar hariç. Çünkü bunlar iman edenler güvenenlerle beraberdir. İman edenlere ise Allah büyük bir karşılama hazırlamıştır. Evet sevgili seyirciler, Nisa suresinin 135 ve 146. ayetleri arasındaki bölümü bizim yaptığımız Yaşayan Kur'an Türkçe meal çevirisinden dinlediniz. Şimdi burada görüldüğü gibi sürekli olarak müminler, kafirler, münafıklardan bahsediyor. Özellikle bu bölümde buna iyice yoğunlaştığını görüyoruz. Bu üç kavram ne anlama geliyor? Mümin, kafir, münafık. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığınızda karşımıza çıkan ilk sayfada da yapılan bir tasniftir. Yani Kur'an-ı Kerim insanları üçe ayırıyor bu bakımdan. Müminler diyor, kafirler diyor, bir de münafıklar diyor. Bu ayrım neye göre? Buradaki ayrım münafıkları daha çok ön plana çıkarıyor ve onun vasıfları üzerinde epeyce bir 5-6 ayet durdu. Şimdi dini kavramlar içerisinde en çok istismar edilen, tanınmayan, bilinmeyen, yanlış anlaşılan üç tane kavramdır bu aynı zamanda. Mümin, kafir, münafık. Bunların üçü de Arapça. Bunlar Türkçe'ye de geçmiş. Türkçeleşmiş Kur'an kavramları. Mesela kafir. Hepiniz biliyorsunuz kafir. Kafirin teki der. Münafığın teki falan diye daha çok böyle sövme niyetine bu kelimeler kullanılır. Bizim şu anda zihnimizde oluşan yaygın literatürde oluştuğu gibi Kur'an'da bu kavramlar bu anlamda kullanılmıyor. Yani kafir kelimesi Kur'an'ın mahvedilmiş kavramlarından bir tanesidir. Neresinden tutsanız elinize gelir ve bunu istediğin kadar anlat, insanların ta çocukluğundan, ebesinden, ninesinden, dedesinden, caminin imamından, Kur'an kurs hocasından filan duymuştur bu kafir filan kelimesini. Ona göre bilirler ve anlarlar. Ama bu kelimelerin, bu kavramların kaynağı Kur'an olduğuna göre bu Kur'an'da ne anlamda kullanılıyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tefsir mahiyetinde tekrar başına dönüyoruz. Yani başına dediğim nuzul sırasına göre başına dönüyoruz. Nuzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in başına dönmek ne demek? Yani Bakara suresine dönmek demek. Bakara suresi Fatiha'dan sonra hemen girişte malumunuz Bakara suresi başlıyordu. Bakara suresinin ilk ayetleri de nuzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in
ilk başlayan ayetleri böyle evinizdeki Kur'an-ı Kerim'i böyle açtığınız zaman, böyle sayfalarını çevirdiğiniz zaman ilk karşılaştığınız sayfa. İlk karşılaştığınız sayfada Bakara suresi vardır. Fatiha'dan sonra hemen Bakara suresi gelir. Ve orada insanlar üçe ayrılır. Müminler, kafirler, münafıklar. Bu el aldığımız bölümde de üçe ayrılıyor. Şimdi bu bölümü o bölümle tefsir ediyoruz. Müminler, kafirler ve münafıklar ne demek? Müminlerin özellikleri onlar ki diye başlar. En sonunda işte bunlar müminlerdir der. Böyle 5-6 tane özellik zikreder. Bakınız. Onlar ki canı gönülden iman ederler. Canı gönülden iman edenler. Yani eski Osmanlıca tabirle derunu dilden ve canı gönülden. Derunu dil. Gönlün derinliklerinden ve canın, gönlün ta içinden, içeriden ya buradan iman ederler diyor. Zaten buradaki tasnifte de burası esas alınıyor. Buraya göre insanlar üçe ayrılıyor. Kafirler, müminler, münafıklar. Buradaki durduğu temel nokta burası. Destekleşmeyi, dayanışmayı ayağa kaldırırlar. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor. Bakın. İnfak ile münafık aynı kökten geliyor. Münafıklar da bunu yapmayanlara deniyor. Verdiğimiz rızıklardan infak etmek ne demek? Yani bir ekmeğin yarısını bölüp vermek demek. Verilen rızıklardan ilerleyen sayfalarda, ileriki bölümlerde ihtiyaçtan fazlasının verilmesini isteyecek. Bir ihtiyaçtan fazlası var. Bir verilen rızıktan infak etmek var. Yani size verilen her rızıktan birazını paylaşacaksınız. Hep bana demeyeceksiniz. Öyle bir şey yok ya. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Alacaksınız dolabınızı, dolduracaksınız ağzı tıkanıncaya kadar. Ve kimseye hiçbir şey vermeyeceksiniz. Sadece siz yiyeceksiniz, sadece siz içeceksiniz. Dışarıda aç var mı, yoksul var mı? Buna ihtiyacı olan var mı? Benim bu yediğimi yiyen var mı? Giydiğimi giyen var mı? Oturduğum yerde oturan var mı? Rızık nedir? Yemektir, içmektir. Giysidir, oturulan yerdir. Size verilen her türlü nimettir rızık. Ve rızık Allah'tandır. Emeğinizin karşılığını para olarak kazanıyorsunuz. O da size verilen bir rızıktır. Bilginizin karşılığını, emeğinizin karşılığını, çalıştığınızın, çabanızın karşılığını alıyorsunuz. Bunların hepsine Kur'an-ı Kerim rızık diyor. Ve diyor ki müminlerin özelliklerinden birisi olarak verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Salatı ikame ederler. Burayı namaz kılarlar diye çevirirler. Yanlış. Destekleşmeyi ve dayanışmayı ayağa kaldırır. Kur'an-ı Kerim'de salat geçen her yer namaz demek değildir. Burada namazdan bahsetmiyor. Rızıkla irtibatlı olarak destekleşme, dayanışma toplantılarından, yani salattan bahsediyor. Salat nedir? Destekleşme, dayanışma için bir araya gelmek, toplaşmak, Allah'tan destek istemek, insanlarla da destekleşmek, dayanışmak demektir. Hem dua anlamı da vardır. Sonra sana indirilene de, senden önce indirilene de inanırlar, ahirete de kesin olarak güvenirler. İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler, işte gerçek anlamda kurtuluşu erenler bunlardır. Şimdi bunlar müminler oluyor. Canı gönülden iman ederler. Yani اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman ederler. Müminlerin özellikleri gaybe iman ederler. Bunu ben canı gönülden iman ederler diye çevirdim. Salatı ikam ederler. Onu yardımlaşma, dayanışma ve destekleşmeyi ayağa kaldırırlar diye çevirdim.
Bunlar Kur'an'ın ilk sayfasında geçen ayetlerdir. Açar açmaz bununla karşılaşırsınız. Bir, canı gönülden iman edeceksiniz. Buradan. İki, yardımlaşma, dayanışma, destekleşmeyi ayağa kaldıracaksınız. Oturduğunuz mahallede, kasabada, köyde, şehirde, ilde, ilçede, etrafta aç, yoksul, kimsesiz, muhtaç var mı, yok mu diye endişe içerisinde olacaksınız. Ve araştıracaksınız. Onlarla destekleşme, dayanışma içine gireceksiniz. Kendi asude gölgeliklerinizde bencil bencil yiyip içip yatmayacaksınız. Salatı ikam etmek bu demektir. Müminlerin ikinci özelliği. Canı gönülden, sonra yardımlaşma, dayanışma. Sonra verilen rızıklardan, bu yardımlaşma, dayanışmayı nasıl yapacağız? Bize verilen rızıklardan, yiyecekten, içecekten, giyecekten, imkanlardan, paradan, puldan, maldan, mülkten ne varsa, elimizde neyimiz varsa, bize verilen her şey rızık oluyor. O rızıktan infak edeceksiniz. Yani onu muhtaçlara aktaracak ve paylaşacaksınız. Elinizdekini paylaşacaksınız. Sonra bunlar pratik olanlar. Teorik olarak da peygambere indirilenlere, ondan önce peygamberlere indirilenlere inanacaksınız. Onlara da bunlar söylenmişti. Peygamberler de bunu yapmışlardı. Tarih boyunca herkes bu esaslar üzere gitmişti. Ve geleceğe yönelik olarak da yapıp ettiklerimizden dolayı hesap vereceğimize inanacağız. Bu da ahirete inanmak oluyor. İleride bana bu yapılanların hesabı sorulacak demektir. Ahirete inanmak tam bu demektir. Şimdi rahmetli babam derdi ki, onu da anmış olalım bu arada. Oğlum, iki şeyin hesabından kaçamazsın. Ona göre işlerini ona göre yap derdi. Biri devlet, biri de Allah. Yani bu dünyada yaptığın işlerde eninde sonunda devlet bunun hesabını sorar. Bir de Allah bunun hesabını sorar. Bu ikisinden kurtulamazsın. Birinden kurtulursan diğerinden kurtulamazsın. Devlete hesap vermek ne demek? Bu dünyada yaptığımız işleri kamuya, yani halka arz etmek ve ona hesap vermek demek. Yani devlete vermek aslında halka hesap verme anlamına geliyor. Peki devlet ne soruyor? Neyin hesabını vereceğiz devlete? Bir keresinde de şöyle bir tweet atmıştım. Bazı gazetelerde bu İhsan Elaçık milletin kafasını karışıyor. Vatandaşlar bundan rahatsız olur. İkide bir de başbakanlığa şikayetler falan gidiyor. Böyle bir iki gazetede de işte niye bunlara operasyon yapılmıyor, içeri atılmıyor falan filan gibi haberler çıkmıştı. Bunun üzerine ben de bir tweet yazmıştım. Demiştim ki eğer bu gazetede, bu yandaş gazetenin dediğine duyaraktan bize operasyon yapmaya, yaptıklarımızdan dolayı hesap sormaya kalkışacak bir devlet aklı varsa, devlet görevlileri varsa, bakın buradan söylüyorum, boş yere gelmeyin. Çünkü geldiğinizde devletin aradığı üç şey bizde yok. Dolayısıyla gelmenize, hesap sormanıza, içeri atmanıza falan gerek yok yani. Devletin aradığı üç şey bizde yok. Bir, para yok. İki, silah yok. Üç, örgüt yok. Benim gördüğüm şu ana kadar devlet bir yere gittiğinde bu üçünü soruyor. Para varsa üstüne gidiyor. Nereden buldun bu parayı falan diyor. Silah varsa hemen onu yakalıyor. Silahlar nerede diyor. Bir de bir örgüt müsünüz siz diyor. Örgütleme, başınız kim falan filan diye örgüt olup olmadığını araştırır.
Ben geçtiğim 12 Eylül'den bu yana 28 Şubat'tan günümüze kadar bunun üçünü de bana sordular. Her defasında da üçünü de bulamadılar. Ve bundan sonra da bulamayacaklar. Dolayısıyla boş öyle hesap sormaya falan kalkmayın. Devletin aradığı üç şey bizde yok. Şimdi ahirete iman etmek, gelecekte hesap vereceğine inanmak demektir. İnsanlara, Allah'a, topluma ettiğin her şeyin hesabını vereceksin. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Ahirete iman etmek. Ahiret inancı bu nedenle fütüristtir, yani gelecekçi, ilerici bir inancı ifade eder. İleride hesap vereceğim. Yaptığım her şeyin hesabını vereceğim. Öyle saklama, gizleme. Hiç boşuna uğraşmayın. Hiç boşuna yaptığınızı, ettiğinizi saklamaya, gizlemeye kalkmayın. Şu anda saklayabilirsiniz, duyurmayabilirsiniz, üzerine örtersiniz, haber yasağı getirirsiniz, bilmem ne falan filan. Ama bunlar eninde sonunda ortaya çıkacak. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hele hele kamu görevlileri, kamu adına, kamuda çalışanlar ve din üzerine çalışanlar, yani dini devlet faaliyeti yürütenlerin yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Yedikleri, içtikleri burunlarından fitil fitil getirilecek. Her şeyin hesabı tek tek çıkacak ortaya. Ya gelecekteki adalet mahkemelerinde ya da Allah'ın mahkemesinde. Ya mahkeme-i sugra'da, dünyadaki adalet mahkemelerinde veya mahkeme-i kübra'da, Allah'ın mahkemesinde. Bundan kurtuluş yok. Şimdi bu beş özellik müminlerin özelliği. Burayı uzatmayacağım. Sonra iki ayet kafirlerin özellikleri. Onlara da diyor ki, onları uyarsan da uyarmasan da burası mühürlüdür. Anlamazlar. Mühürlenmiş. Müminler canı gönülden iman eder. Kafirler burası kas katıdır. Duygulanmaz, vicdan kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Mühürlü yani. Kalbi mühürlenmiş der Kur'an-ı Kerim buna. Münafıklar hakkında da 12 ayet. 7 ayet müminler hakkında, 2 ayet kafirler hakkında, 12 ayet münafıklar hakkında. Onlar nedir? İnsanların içine çıkınca buradan iman etmiş gibi görünürler. Kendi başına kaldıklarında aslında oraya kalpleri mühürlüdür. Onlar da vicdansız, sevgisiz, merhametsiz, duygusuz, insanlık değerlerinden uzak insanlardır. Ama iki yüzlüdürler ve insanların içine çıkınca böyle sanki çok merhametli, çok sevgili, saygılı, acayip fedakar, çalışkan falan birisi gibi zannedersiniz. Hepsi gösteriş. Şimdi burada da müminlerden birkaç ayet, kafirlerden birkaç ayet, münafıklardan 7-8 ayet birden bahsetti. Bak dikkat edin. Bu Kur'an'ın her yerinde böyledir. Müminler, kafirler ve münafıklar. Bu üçü anlatılırken daima münafıklar daha fazla anlatılır. Kafirler biraz daha az anlatılır. Müminler de daha öz bir şekilde anlatılır. Neden? Kafiri anlamak kolaydır. Kafir, ben inkar ediyorum diyor. Ben kabul etmiyorum, ben reddediyorum, ben karşı çıkıyorum diyor. O hemen anlaşılıyor. Ama münafık öyle demiyor. Ben sizdenim diyor. Ben de sizin inandıklarınıza inanıyorum. Ben de Allah'ın yolundayım. Ben de Kur'an'a inanıyorum. Müslümanım, şuyum, buyum diyor. Veya iyiyim diyor, doğruyum diyor, adaletliyim diyor. İnsanlık değerlerinden yanayım diyor. İnsan hakları, demokrasi, özgürlük, çağdaş dünyanın iyilik kavramları, Kur'an'da geçen iyilik kavramları, insanlığa mal olmuş bütün iyilik kavramlarından yana olduğunu söyler. Mangalda kül bırakmaz, hepsini sahip çıkar. Ama arka planda, yani buraya inince, bunlarla hiçbir alakası yoktur. Kendi cebini şişirmeye bakar. Kendi cebini doldurmaya bakar. Dışarıdan söylediklerinin içeriden yaptıklarıyla hiçbir alakası olmadığını görürsünüz. Dolayısıyla en zoru bu münafıklıktır. Münafıklıkta iyi ile kötü, doğruyla yanlış, adaletle zulüm, hak ile batıl, siyah ile beyaz birbirine geçmiştir.
dışarıdan baktığınızda anlayamazsınız. Çarpıtılarak her şey size sunulur. Bütün kelimeler ve kavramlar çarpıtılır. Münafıklar sizi ayakta uyutur. Münafıklar kendilerine öyle laflar ederler, öyle nutuklar atarlar, öyle cafcaflı şeyler yaparlar ki kendinizi ona kaptırırsınız. Ama aynı zamanda onlar tarafından söğüşlenirsiniz. Hiç farkına bile varmazsınız. Siz iyilik, adalet, din, iman yolunda falan gittiğinizi zannedersiniz. O nedenle burada tam da bir Furkan lazımdır. Furkan hak ile batılı ayıran demektir. Münafık ne yapıyor? Hak ile batılı birbirine karıştırıyor. Furkan ne yapıyor? Hak ile batılı ayırıyor. Münafığı ifşa ediyor. Sen diyor bir münafıksın. İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, siyahla beyazı karıştırıyor. Tanınmaz hale getiriyor. Bu karambolde kurt puslu havayı sever hesabı. Puslu, her şey puslu. Her şey birbirine karışmış. Arada götürüyor her şeyi. Sen zannediyorsun ki iyilik yapıyor. Münafıklık. O nedenle Kur'an-ı Kerim'in hem başında hem bugün üzerine durduğumuz bölümde uzun uzun ayetlerle anlatılıyor. Bakın burada onların nasıl tarif edildiğine lütfen dikkat edin. Başınıza geleceklerin sonucunu beklerler. Eğer Allah size bir zafer verirse birlikte başarmadık mı? Eğer kafirler zafer kazanırsa başarınıza destek vermedik mi? Şu adamlara karşı sizi savunmadık mı? Derler. Bu ne demek? Her konuda bir hikayesi var yani. Kedi gibi birinin hep düştüğünde dört ayağı üzerine düşüyor. Her konuya bir açıklaması var. Eğer bir zafer kazanırsanız, bir nimete kavuşursanız, birlikte başarmadık mı? Beraber başardık. Bu arada benim de payım var der. Fakat yenilirseniz, kafirler zafer kazanırsa bu sefer de onlara derler ki başarınıza destek vermedik mi? Şu adamlara karşı sizi savunmadık mı? Yani kim yenerse ondan yana. Yenilenden yana değil. Hep yenenden yana. Hep güçlüden yana. Hep iktidarda kim varsa ondan yana. Yenilen, bozguna uğrayan, geride kalan, güçsüz düşen, zayıf olandan yana asla olmuyor. Kim böyle zafer kazanıyorsa ne deniyoruz bunlara? Her devrin adamı. Her dönemde borusunu ötüyor. Her zaman o önde. Şu anda memlekete şöyle bakın. Bu münafıkları hemen tanıyacaksınız. Her devrin adamı. Bunlar her devrin adamıdır. Her şeye bir hikayesi vardı. Hep böyle güçlüden yanadır. Sonra derler ki bunlar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki Allah kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Destekleşme, dayanışma toplantılarına sırf insanlar görsün diye üşene üşene gelirler. Allah'ı nadiren hatırlarlar. Bunu da salatı üşene üşene, yani namazı üşene üşene kılarlar diye çeviriliyor. Hayır. Destekleşme, dayanışma toplantılarına sırf insanlar görsün diye üşene üşene gelirler. Yani bir yerde yardım faaliyeti varsa böyle ucundan az vererek, böyle 1/40 biraz gösteriş yaparak gelip protokolde, ön sıralarda falan biraz görünerek her şeyi böyle gösteriş için böyle temelden inanarak dert edinerek yaptıkları hiçbir şey yoktur. Her şey vitrine yöneliktir. Güçlüden yana olmak, vitrinde olmak, ucundan böyle gösterişler yapmak hep bunların işidir. Bak münafıkları tanıtıyor. Münafıklar bunlardır diyor. Etrafınıza bakayım, tanıyın bunları diyor.
Evet. Şimdi bir başka açıdan baktığımızda bu üç kavram şu manaya geliyor. Müminler, kafirler, münafıklar. Kur'an'ın girişte de insanları üçe ayırdığı, çokça duyduğunuz en temel üç tane kavramı üzerinde duruyoruz. Sevgili seyirciler. Şimdi kafirler gerçeğin üstünü örtenlerdir. Müminler güven verenlerdir. Kendilerinden emin olunanlardır. Elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimsedir. Eline, beline, diline sahip olanlardır. Bunlar müminlerdir. Siz ne kadar güvenilir bir insansınız? Kendinizi aynaya bakın ve puanınızı verin. Siz ne kadar güvenilir bir insansınız? İnsanlar size ne kadar güveniyor? Yola çıkılır birisi misiniz? Sözünde duruyor musunuz? Yaptığınız şeylerde gösteriş için değil, gerçek neyse onun için mi yapıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesi aynı zamanda Allah'ın da ismidir. Mümin, insanlara güvenen ve kendisine güvenilen demektir. Allah nasıl güvenilir birisidir? Örneğin, siz hiç güneşin bir saat geç doğduğunu gördünüz mü? Veya tarihte okudunuz mu? Sizin ömrünüzde görmemişizdir de. Tarihte bir örneği var mı? İnsanlık tarihinde güneşin bir saat geç doğması. Yani tren seferleri gibi. Türk Hava Yolları uçakları gibi. Bir saat gecikmeli, ertemeli, tehirli. Bekle oğlum bekle. Güneşin bir saat geç doğması veya bir saat erken doğması, gündüzün geç olması, gecenin geç olması, kışın geç gelmesi, sonbaharın 3 ay ertelenmesi gibi bir şey hiç gördünüz mü? Tabiatta, doğada böyle bir şey var mı? İşte güven budur. Onun için Allah mümindir. Kendisine güvenilendir. Hiç merak etme, güven. İşinizi sabah 8'e göre ayarlayabilirsiniz. Bakın, tüm insanlık doğanın hiç şaşmadan sabahın olması ve gecenin olmasına dayanarak mesai saatlerini ona göre ayarlamış. Tüm dünyada evrensel mesai saati 8 ile 17'dir. 12 ile 1 arasında bir saat öğle tatili olur. Bu güneşin hareketine göre ayarlanmış. Peki ya güneş 3 saat erken doğar, 5 saat geç doğarsa bir hafta öyle, bir hafta böyle, ne zaman ne olacağı belli değil. Allak bullak olur. İnsanlık saatini Allah'ın davranışına göre ayarlamış mesailerini. Çünkü güven veriyor. Eğer siz de böyle güven verirseniz insanlar zikirlerini, fikirlerini ve davranışlarını size göre ayarlarlar. Onun kalktığı saatte, onun geldiği saatte, o söz verirse yapar. Gelirim derse gelir, giderim derse gider, veririm derse verir. Var derse vardır, yok derse yoktur. Asla yalan söylemez. Mümin bu demektir. Güvenilir demektir. Güvenilen insan, kendisi etrafına güven saçan kimse demektir. Bir öyle, bir böyle. Var diyor ama yok, yok diyor ama var. Gelirim diyor, gelmiyor. Giderim diyor, gelir. Yaparım diyor, yapmıyor. Nerede ne yapacağı belli değil. Yola çıkıyor, yarıda bırakıyor. Güven vermek, mümin, kafir, gerçeğin üstünü örtmek demektir. Bile bile inadına gerçeğin üstünü örter, kafir dediğiniz kimseler. Hangi gerçeğin üstünü örter? Bir sürü gerçekler var etrafta. Gerçekler çoktur. Nerede bir gerçek varsa kafir onun üstünü örtüp gerçeklerden rahatsız olur. Çünkü dümen kurar, fırıldak çevirir. Birisi çıkıp da gerçeği söylese bundan rahatsız olur. Çünkü onun gerçeği söylemesi kendi dümenini ortaya çıkaracaktır. Kur'an'ın ve peygamberin anlattığı gerçekler nelerdi? Ve kafirler bunun üstünü niye örtüyorlardı?
şu an için size teolojik gelebilir ama o an için o Mekke döneminde şu üç gerçekten rahatsız oluyorlardı. Kafirler. Allah birdir, görünmez ve her yerdedir. Şöyle baktığın zaman Allah Allah, bundan rahatsız olunca ne var ki yani? Allah birdir, evet birdir. Görünmez ve her yerdedir. Sözünden Mekke'nin kafirleri, gerçeğin üzerine örten mankörleri, inkarcıları, bunlar da niye rahatsız oluyor? Çünkü bunlar teoloji değil. Bunlar ekonomi politik. Bunlar siyasi sözler. Ekonomi politik, hayatı ilgilendiren sözler. Bir inançsal sözler değil. Bir keşişin fantazisinden çıkmış dini inançlar değil. O günkü yaşayan hayatın sorunlarını dile getiren sözler. Allah birdir dediğin zaman Ebu Sufyan kölesine diyor ki Muhammed Allah birdir diyor. Peki bu 360 tane put ne olacak? Çünkü her kabilenin bir putu var. Heykelini, resmini dikmişler, onun etrafında geçiniyorlar. Putlara hediyeler getiriliyor. Bu 360 tane put giderse Allah birdir diyorsun. O zaman demek bir tane üstelik o da görünmüyor. Peki o zaman bu Kabe ne olacak? Kabe'nin etrafına geliyor, insanlar dönüyor, elini sürüyor. Oraya mal bırakıyor, deve bırakıyor, arpa bırakıyor, kumaş bırakıyor, altın, gümüş bırakıyor. Onlar gidince bunlar Kabe'nin etrafından hepsini ceplerine indiriyorlar. Görünmüyor dediğin zaman bu görünen yere kimse itibar etmez. Buna etrafa dönmeye falan gerek yok yani. Hele hele bir de her yerdedir dediğin zaman o zaman diyor Mekke'ye kimse gelmez. Mekke'nin bir önemi kalmıyor. Kabe'nin evet bir önemi kalmıyor. Çünkü Allah orada oturuyor falan değildir. Tamamen semboliktir. O diktikleri 360 tane kabile putlarının bir anlamı kalmıyor. Onlar bir rant. Din adına rant elde etme aracı olmaktan çıkıyor. Birdir, görünmez ve her yerdedir dediğin zaman. İşte bütün mesele bu. Kafirler bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bundan rahatsız oluyorlar. Peygamber diyor ki köleleri serbest bırakın. Bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Kadınları alıp satmayın. Bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Doğru olun, dürüst olun, mal biriktirmeyin. Tarlaları da insanları, marabaları çalıştırmayın. İhtiyaçtan fazlasını verin dediği zaman bundan çok felaket rahatsız oluyorlar ve bunların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onun için kafir oluyorlar. Kafirlik bu. Münafıklığı da biraz evvel uzun uzadıya diye anlatmıştım. Şimdi ilk ayette, girişte, sonraki ayetten başladım ama ilk girişte çok esaslı bir ayetle başlamıştı bölüm. Ey iman edenler! Nisa suresi 135. ayet. Bizzat kendinizin, anne babanızın veya akrabalarınızın zülfü yarine dokunsa da adaletten ve eşitlikten şaşmayın. Burada zülfü yarine dokunmak tabirini kullandım. Çeviride. Bu Türkçe'de bir tabirdir. Zülfü yare dokunmak. Yani kişinin kendisine, anne babasına ve akrabasına, oğullarına, karısına, kızına, emmisine, dayısına, kendi çevresine, bizzat kendisine, bizzat kendi ana babasına dokunsa da, onları rahatsız etse de, onlar bundan hoşlanmasa da, onlar bunu duydukları zaman sizi dışlasa da, size küsse de, adaletten ve eşitlikten ayrılmayın diyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 135. ayet. Kıst kelimesi geçtiği için adalet ve eşitlik anlamı veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de adalet kelimeleri de 10 civarındadır. Bir adalet vardır. El-Adl. Allah adaleti emreder. Bir gıst vardır. Muksit, gıst. Adalet ve eşitlik demektir. Eşitlik şeyi daha fazla olan adalet kavramıdır. Hak kavramı vardır. Allah'ın ismidir bizatihi. Hak, herkesin hakkı, hakkaniyet.
Vasat kavramı orta yerde durmak demektir. Vezn kavramı ölçüyü ayarlamak demektir. Böyle böyle Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramları vardır. Bunlardan bir tanesi de gıst'tir. Gıst'ın geçtiği yerde taksit kelimesi var ya Türkçe'de. Taksit. Taksitlendirmek. Taksite bölmek. Eşit taksitlere böldü deriz. Taksim diyoruz mesela. Taksim meydana da oradan geliyor. Taksim. Eskiden sular oradan şehre dağıtılmış. Suların taksim edildiği yer anlamında oraya taksim deniliyor. Dolayısıyla gıst, taksit, taksim, muksit bunlar eşit parçalara ayırıp dağıtmak demektir. Adalet de el adl da herkesi eşit mesafede durmak demektir. Devletin adaletli olması ne demektir? Tüm dinler, mezhepler, kişiler, ideolojiler, partiler, gruplar, etnik kökenler karşısında eşit mesafede, herkese eşit uzaklıkta durması demektir. Devletin adalet. Mahkemelerde adalet dağıtmak. Herkese eşit davranmak. Ahbap çavuş ilişkisine girmemek. Akrabayı kayırmamak. Akrabanın zülfü yârine de dokunsa asla adaletten ve eşitlikten şaşmamak. Allah'ın en büyük emri bu. Bunu biz ne yapmışız? Kur'an'daki bu adaletle ilgili büyük anlatıları adalet mülkün temelidir diye mahkemelere yazıp asmışız. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm mahkemelerinde ne yazıyor? Hakimin üstünde adalet mülkün temelidir yazıyor. Yargıtay'ın girişinde, adliyelerin girişinde her yerde bu yazıyor. Adalet mülkün temelidir. Adalet mülkün temelidir ne demek? Bu sözü ilk kez İslam tarihinde Kadı Şüreyh 65-70 yıl kadılık yapmış. Halife Ömer zamanından itibaren meşhur Kadı Şüreyh vardı. Hakim yani. Mahkeme hakimi. O yazdırarak mahkemede başın üstüne, duvarın en üst yerine asıyor. El adlu esasul mülk. Arapçası da bu. Mülkün esası adalettir. Adalet mülkün temelidir, esasıdır, köküdür. Buradaki mülk kavramı da iki manaya geliyor sevgili seyirciler. Adalet mülkün temelidir. Yani adalet devletin temelidir. Devlet olmanın bir tek gerekçesi vardır. Adalet. Adaletin dışında devlet kurmanın, yürütmenin, yönetmenin hiçbir gerekçesi yok. Hatta İslam tarihinde bazı düşünürlerin savunduğu bir görüştür bu aynı zamanda. Derler ki eğer halk kendi kendine adaleti sağlasa devlete de gerek yoktur. Bir tek sebeple. Adalet için. Birincisi adalet mülkün temelidir. Siyasi ve iktisadi iki anlamı var. Adalet mülkün temelidir. Siyasi anlamı devletin temeli eşitlik esasına üzerine kuruludur. Devlet bir din tutamaz. Mezhep tutamaz. Futbol takımı tutamaz. Kişi tutamaz. Ulu kişi tutamaz. Evliya tutamaz. Irk tutamaz, kavim tutamaz. Devlet hiçbir insan toplulukları karşısında taraf tutamaz. Bağımsız, tarafsız, herkese eşit. Bu adalet kavramının içerisinde laiklik de vardır, demokrasi de vardır. Aslında hepsi vardır. Adalet o kadar geniş bir kavramdır ki, adalet mülkün temelidir sözünün içinde bunlar hepsi vardır. Bir de adalet siyasi anlamından öte bir de iktisadi olarak. Mülk, iktidar ve servet demektir. Arapçada mülk, iktidar olmak. Yani bir yerde kamu idaresinde olmak. İnsanları yönetmek. Devlet, iktidar falan deniyor işte bunlara. Bu mülk kelimesiyle açıklanır. İktidarın başında kişi de melik denir. Kral, yönetici demektir. Bir de mülk, servet demektir. Mal demek.
Adalet servetin de malın da temelidir. Adaletin, servetin, malın temeli olması ne demektir? Servette ve malda esas olan, temelde olan esası adalet ve eşitlik üzere dağıtılmış olmasındadır. Yani siyasi iktidar eşit mesafede duracak, toplum kesimleri siyasi iktidarı eşitçe kullanılacak, herkes sırayla gelip gidecek, seçilen gelecek, seçilmeyen gidecek, seçilen gelecek. Kimsenin tapulu, malı, mülkü, saltanatı olmayacak devlet. Bir de mal ve servet insanlar arasında eşitçe dağıtılacak. Birinde çok, öbüründe az olmayacak. Biri çok zengin, öbürü yerlerde sürünen bir yoksul olmayacak. Adalet mülkün temelidir. Adalet devletin ve servetin temeli eşitlik üzere dağıtılmasıdır anlamına geliyor. Gerçek anlamı budur. Şimdi bu ayette de sakın adaletten ayrılmayın diyor. Zülfü yarınıza dokunsa da, kendinize, anne babanıza, akrabanıza acıtsa da, onları üzse de, kızdırsa da, devlette, servette, malda, mülkte sakın adalet ve eşitlikten ayrılmayın. Bu size Allah'ın emridir diyor. Nisa suresi 135. ayeti. Zengin fakir ayrımı yapmadan gerçeği, sadece gerçeği gözetin. Hepsinden öncelikli olan Allah'tır. Adaletten uzaklaşıp da nefsinize uymayın. Eğer eğilir, bükülür veya savsaklarsanız Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Evet. Bu ayeti bütün partilerin, bütün grupların yazıp yüksek bir yere asması lazım. Kur'an-ı Kerim ayetidir diye dudak bükmeyin. Aristo da adaletten bahsediyor. Eflatun da adaletten bahsediyor. Bakın, adalet bir laf edeceğim. Ama çok dikkatle dinleyin. Sonra ara vereceğiz. Adalet Allah'tan bile büyük bir kavramdır. Nasıl? Fiziki olarak, cismani olarak değil. İnsanlar arasında Allah kelimesi mi daha büyüktür? Adalet kelimesi mi daha büyüktür? Adalet kelimesi daha büyüktür. Bunu demek istiyorum. Allah da adalete uyacağını söylüyor. Allah da adil olacağını, bunun dışına çıkmayacağını söylüyor ve bunu insanlara emrediyor ve tavsiye ediyor. Yeryüzünde yaşayan 7 milyar insan, şu ana kadar ölmüş 110 milyar insan, toplam insanlık nüfusu 117 milyar. Gelmiş geçmiş tüm insanlık alemi bu yani. 110 milyar ölmüş şu ana kadar, toprağın altına girmiş, 7 milyar da şu anda yaşıyor. Bu 117 milyarlık insanlık nüfusuna insanlık alemi diyoruz. Bu insanlık aleminde gelmiş geçmiş ve şu anda 117 ölenler, diriler, yaşayanlar hepsi dahil. Yeryüzünün her yerinde adalet kelimesine mi daha çok inanıyorlar? Yaygın anket yapılsa Allah kelimesi mi daha fazla yaygındır? Çünkü Allah'a inanmayanlar var. İnancı olmayanlar mesela, ateistler Allah'a inanmıyor. İşte İsviçre'de %90 bir Allah'a inanmadığını söylüyor. Ama insanlardan adalete inanmadığını söyleyen ben kimse şu ana kadar görmedim. Bütün insanlar bir şekilde kendi dillerinde tercüme ederek adalet diyor. Allah'a inanmasa bile adalet lazım diyor. O halde adalet çok büyük bir kavramdır. Allah da onu emretmiştir. Her şeyin başı, temeli, özü, ruhu buradadır. Kur'an'da dönüp dolaşıp tekrar söylediği söz budur. İşte burada ele aldığımız bölümün başında Nisa suresinin 135. ayetinde karşımıza çıkan ayet de budur. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra soru cevaplarla devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Bana Dinlen Bahset programımız devam ediyor. KRT stüdyolarındayız.
Birinci bölüm sona erdi. Canlı yayındayız. Yeni dönemdeyiz. 10. sezona bugün başladık. 1,5 aylık tatil bitti. Ancak programımızın saati 23'e alındığı için 23 ile 01 arası 2 saat oluyor. Birinci bölümden sonra da şimdi ikinci bölümde sorular ve o sorulara vermeye çalışacağımız cevaplarla devam ediyoruz. Evet. Hocam yeni yayın döneminde başladığı için müteşekkir olan izleyicilerimiz var. Saatin 23'te olmasından şikayetçi olanlar var. Onu da iletmiş olayım. Sonra sorumuza geçelim. Hocam kafir ile müşriğin farkı nedir diye bir soru geldi. Kafir ile müşrik. Şimdi kafir Allah'a inanmayandan da olabilir. Yani gerçeğin üstünü örten kişi Allah'a inanmıyor da olabilir. Ama müşrik Allah'a inananlardan olur. Yani müşrik olmanın şartı inanmaktır. Ama kafirlikte inanç şart değildir. Gerçeğin üstünü herhangi bir şekilde örten birisine Kur'an-ı Kerim kafir diyor. Kur'an'ın müşrik dediği ise ortak koşmakla ilgilidir. Yani önce Allah'a inanacak, inandığı Allah'a liderini, şeyhini, toprağını, ülkesini, devletini, bayrağını, parasını, servetini, herhangi bir şeyini, herhangi çok sevdiği bir şeyi Allah gibi görecek. Onun yerine koyacak. İşte o zaman şirk koşmuş oluyorsun. Kur'an diyor ki bunu yapmayın diyor. Bunu kimse için yapmayın diyor. Herkese hakkını verin, takdir edin ama kimseyi Allah yerine koymayın. Allah gibi yaratıcı, Allah gibi çok büyük yerine koymayın diyor. Bir yaratıcı varlık olarak müşriklik demek ki Allah'a inananlardan olur, dindarlardan olur müşrikler. Ebu Cehil dindardı, Ebu Sufyan dindardı, Ebu Leheb, Mekke yönetenlerin hepsi Allah'a inanıyordu. Hepsi Allah'a inanıyordu. Namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, hacca gidiyordu, Kabe'nin etrafında tavaf ediyordu. Fakir fukaraya 1/40 yardım ediyordu. Gösteriş için iyilikler yapıyordu. Bunlar hepsini yapıyordu. Müşrikler dediğiniz din üzere olanlardır. Bir din üzere gider ama Allah'la o inandığı şeyleri böyle yan yana getirerek ona ortak koşmuş olur. Ama kafir inanmak zorunda değildir. Hiç inanmayan bir adamla gerçeğin üstünü örtmüş olabilir. Evet. Hocam Allah'ın şaşırtması nasıl oluyor? Devam edecek miydiniz yoksa? Tamam yok. Şimdi o ayette geçiyordu. Allah'ın şaşırtması. O ayette geçen cümleyi soruyor herhalde. Allah onları şaşırtmıştır diye. Hı hı. Şimdi buna benzer şekilde Kur'an-ı Kerim'de şu tür kavramlar çoktur. Allah şaşırtır. Allah delalete düşürür. Allah hidayete erdirir. Allah imana erdirir. Karanlıklarda bırakır. Aydınlığa çıkarır. Gibi Kur'an-ı Kerim'de ifadeler görürsünüz. Bu Kur'an'a özgü bir dildir. Dil ve anlatım sanatıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah kelimesi ve Allah'ın konuşması tabiri caizse şöyle bir şeydir. Adeta evren var edileli 3.8 milyar yıl olmuş. 3.8 milyar yıl evren var edileli. Şimdi bu 3.8 milyarlık sürecin tamamı içindekilerle beraber dile geliyor ve Allah diye konuşuyor. Kur'an'daki Allah böyle bir şey. Yani bu Allah kavramının içinde her şey var. İnsan ilişkileri var, tabiat ilişkileri var, doğa var, evren var, yerler var, gökler var. Gece var, gündüz var, yaz var, kış var, geçmiş var, gelecek var, şimdi var, görünen var, görünmeyen var. Hepsi
dile gelmiş bir kelimede kendini ifade etmiş ve ona Allah demiş. Allah'ın konuşması Kur'an'da böyle bir şeydir. Dolayısıyla bütün taraflar, bütün zıtlıklarıyla beraber bu Allah kelimesinin içinde yerini alır. Şimdi bir insanın yolunu şaşırması, bir insanın muvazeneyi kaybetmesi, ölçüyü, tartıyı belirleyemez hale gelmesi, Allah'ın onu şaşırtması oluyor. Bir insanın bir yanlışı sürekli yapması, bir daha yapması, bir daha yapması, bir daha yapması, tekrar tekrar bir yanlışı ders almayarak defalarca yeniden tekrar etmesi, onun Allah tarafından kalbinin mühürlenmesi demek oluyor. Çok tekrar ederseniz o sizde alışkanlık haline geliyor. Huya dönüşüyor. Allah diyor ki Allah onun kalbini mühürlemiştir. Yani o artık pas tutmuştur. Daha yola gelmez. Yapa yapa onu huy edinmiştir. Anlamında kullanılıyor. Veya sizin çocuğunuz olmuyor. Tüp bebek tedavisi görüyorsunuz. Bitki içiyorsunuz. Nerede bir tedavi görseniz oraya koşuyorsunuz. Ot içiyorsunuz. Şifalı bitkiler yiyorsunuz. Hani olur ya, çocuğu olmayanlara böyle şeyler yapılır. Veya gidiyorsunuz bir tüp bebek tedavisi oluyorsunuz. Tıbbi müdahale sonucunda çocuğunuz bir şekilde oluyor. Sonra diyorsunuz ki Allah bize 10 yıl çocuk vermedi. Bizi imtihana tabi tuttu. Sonunda bize nur topu gibi bir çocuk ihsan etti. Kim vermedi? Çocuğu Allah vermedi. Yani biz kısırdık falan demiyor yani. Bir arıza vardı, onu gideremeyince çocuğumuz olmadı falan demiyor. Allah beni imtihan etti diyor. Sonra tedavi oluyor, yollar açılıyor, çocuğu oluyor. Bu sefer diyor ki Allah nur topu gibi bir çocuk ihsan etti. Veren de Allah, alan da Allah. Kısan da Allah, genişleten de Allah. Hepsini Allah üzerinden konuşan bir dil var burada. Bu Allah merkezli bir dil oluyor. Yaşamı, hayatı, evreni, gündelik hayatı merkeze Allah'a koyarak ve her şeyi ona atfederek, o yaptı, o etti diyerek açıklamak. Kur'an'ın dili böyle bir dildir. Bu dindarane bir dildir. Fakat bu aynı zamanda rasyonel, olayın sebep-sonuç ilişkilerini, rasyonel akışını Allah kelimesini hiç kullanmadan, doktora gitti, ilaç içti, şifalı bitki aldı, tüp bebek tedavisi oldu, 3 gün yattı, 5 gün yattı diye böyle tıbbi kelimelerle de bunu açıklayabiliriz. Bununla öbürü birbirine zıt ve çelişki değildir. Bu ikisi aynı şey. Allah'ın şaşırtması da böyle işte. Yani sen şaşarsın, Allah seni şaşırttı diye söyler. Sen bileceksin ki orada şaşıran benim yani. Sen şaşırıyorsun ama bu kullanımda böyle ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela zenginlerin de ellerindeki malların hep Allah tarafından onlara verildiği söylenir. Yani sizi zengin ettim der, size mal verdim der. Yani o elinizdeki sizin değil, yani hepsi Allah'ım demeye getirir. Onların geçici olduğunu, fani olduğunu vurgulamaya çalışır. Evet, bu böyle bir anlatım sanatıdır. Evet. Müşrik, münafık, mümin, kafir, bu kavramlar arasında fasık kimdir, kime denir? Bu kavramları soracağım. Evet, şimdi fasık kelimesi de fısk kökünden geliyor. F, S, A. Bunların hepsi Arapça kökleri vardır. Bu yaşayan Kur'an tefsirinde o adı geçen kalan hepsini kelime köklerine inerek, etimoloji yaparak birbirler arasındaki farklar nedir hepsini tek tek açıklamıştım. Fasık kelimesi de, fısk kesmesi de yoldan çıkmak demek. Yolda yürürken yoldan çıkmak, taşmak anlamında kullanılıyor. Mesela arabayla bir yolda ya şeritten dışarı çıkıyorsun. Sana çizilmiş olan şeritten devam ederken işte bir
uykun geliyor veya bir hata yapıyorsun ve dışarı çıkıveriyorsun. Böyle. Şeritten dışarı çıkıyorsun, yoldan dışarı çıkıyorsun. Şu andaki Arapçada fısk kelimesi böyle, yoldan dışarı çıkma anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla yolda yürümek ne demektir? Yolda yürümek kişinin bir takım anlamlar, değerler ve kurallara sahip olması ve bunlara uyması demektir. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksın, zina etmeyeceksin, komşuna iyi davranacaksın, sözünde duracaksın, insanlara zulmetmeyeceksin, fakiri fukarayı gözeteceksin, sana verilen rızıklardan infak edeceksin, paylaşacaksın, bölüşeceksin. Bunlar nedir? Kurallardır, anlamlardır, değerlerdir. Bunlara uyduğun sürece sen bir yolda yürüyorsun demektir. Müslüman aynı zamanda bir yolda yürüyen, yolun tam orta yerinden yürüyen demek. Silm, müsellem, silm kelimesi de şu anki çağdaş Arapçada. Mesela yürüyen merdivene müsellem demiş Araplar. Yürümekle ilgilidir yani. Silm kelimesi aynı zamanda barış anlamına da gelir. Böyle kelimeler birkaç anlamı vardır. Silm yani Müslüman yolun orta yerinden yürüyen, fısla oradan dışarı çıkan. Yani öldürmeyen, çalmayan, iftira atmayan, paylaşan, bölüşen, sözünde duran, bu kurallara uyduğun zaman yolun orta yerinden yürümüş oluyorsun, Müslim oluyorsun. Ama bunlara uymadığın zaman yoldan çıkmış oluyorsun, dışarı taşmış, bu kuralları ihlal etmiş, bunlara uymamış, fısk yapmış oluyorsun. Fasık da ona deniyor. Evet. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son zamanlarda yaptığı açıklamalar gündem üzerine gündem oluşturuyor. Bu açıklamalarından işte sosyal medyaya düzenlemesi çağrısı, sosyal medyaya düzen kullanımı ile alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır demiş. Bir başka yerde inancın sokakta olmasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun diye bir anlayış var ya, inanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya, ortalığı ayağa kaldırıyorlar diye bir inancın dine, devlete, sokağa, her yere yayılması gerektiğini vurguluyormuş gibi bir gündem oluştu. Selamla alakalı bir açıklaması oldu. İşte günaydın demek, sonra tünaydın diyerek selamlaşmayı cahiliye dönemindeki selamlaşma olarak nitelemesi oldu. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu yaptığı açıklamalara katılıyor musunuz hocam? Yani tünaydın cahiliye dönemi mi şeydir, işte sosyal medyaya evet, ayar verilmedi midir? Evet, şimdi bu bunlarla ilgili olarak hafta içerisinde çeşitli kanalların yayınlarına katılarak açıklamalarda bulundum. Bunu sosyal medyadan, YouTube'dan, Facebook'tan falan izleyebilirsiniz. Oralarda videolar halinde yapmış olduğum açıklamalar var. Ama şimdi televizyon ekranından da sorulduğu için onların bir kısa özetini de burada aktarmış olayım. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın son zamanlarda tartışılması özellikle Cumhurbaşkanı'nın onu itelemesiyle ve ortamı bir dini iklime dönüştürmesiyle ilgilidir. Yani yol veriyor, teşvik ediyor, yanında götürüyor, Yargıtay açılışında dua ettiriyor, ikide bir de konuşuyor filan. Böyle olunca ne oluyor? Vatandaş pahalılığı unutuyor. Vatandaş yolsuzlukları, hırsızlıkları, ahsızlıkları unutuyor. Koskoca başbakanın oğlu uyuşturucu kaçakçılığıyla uyuşturucu kaçakçılığına adı geçti. Valizde maske götürüyordu Venezuela'ya dediler, geçti. Çok büyük açıklamalar. Hükümetler şu ana kadar 10 defa düşürecek ifşaatlar yapıldı. Hiç oralı olmuyorlar. Dönüp bakmıyorlar.
sessizlikle, derin bir sessizlikle geçiştirmeye bakıyorlar. Ve dini tartışmalar yapmak istiyorlar. Yani eğer bunların gerçeğinin ne olduğunu merak ediliyorsa bunları açıklarız, merak etmeyin. Mesela beni çağırın TRT'ye, karşıma da Diyanet'ten 5 kişi otursun veya bildiğiniz hocalardan kim varsa hepsini çağırın. Ben 10 dakika konuşacağım, onlar 20 dakika konuşacak. Ben 1 kişi olacağım, onlar 5 kişi olacak. Ya buyurun çağırın işte, buradan meydan okuyorum. Bunları tartışalım. Bunların gerçeği nedir? Kur'an'daki yeri nedir? Hadislerde yeri var mı? Hadisler delil olur mu? İnsanlara dini aydınlanma yapmak istiyorsanız bunun kamuoyunun önünde tartışılmasını sağlamanız gerekir. Oradan böyle buyruk verip Cumhurbaşkanı'nın gölgesinde açıklamalar yapıp öyle ortalıktan kaybolarak bu işlerde insanları aydınlatmış olmuyorsunuz. Üstelik Ankara'da bir zat var, sarığı var, cübbesi var. İslamiyet'te var mı sarık cübbe diye bir şey? Yok. Ama sarıkla cübbeyle geziyor. Diyanet İşleri Başkanıyım diyor. Cumhurbaşkanı'nın sağında, solunda görünüyor. Mercedes'lere biniyor. Saraylarda ağırlanıyor. Ve onun ardında bir devlet var. Ordu var, donanma var. Polis var, jandarma var. Mahkemeler var, yargı var. O oradan konuşuyor. Şimdi sen buradan bir şey söylediğin zaman bana hakaret etti. Beni küçük düşürdü diye tak mahkemeye veriyor. Şimdi bu adalet mi kardeşim? He? Soruyorum size, böyle adalet olur mu? Gezi'nin bir sloganı vardı. Kaskını çıkar, jopunu bırak. Delikanlıysan öyle gel bakalım. Yani bu cübbeyi bir çıkar, sarığı bir çıkar. Benim gibi sivil ol, sivil. Hiçbir koruması, yargılaması, arkasında ordusu, silahı, jandarması, polisi hiçbir şey olmayan, sözden başka hiçbir gücü olmayan birisi haline gel, karşıma otur. Ve benimle ne konuşacaksan konuş. Siz 5 kişi, ben 1 kişi. Siz 20 dakika, ben 10 dakika. Buyur. Öyle arkasına devlet alarak, silahı donanmayı alarak, orduyu alarak, böyle yukarıdan buyurarak, buyuruyor ve kaçıyor. Mevzuyu tartışamıyorsun bile. Sosyal medyaya ayar veriyor. Bu yanlıştır diyenleri de arkasına tak 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 mahkemeye veriyorlar. Bir şey söylüyor, arkasında eleştirenleri tak 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 kapatıyor, bilmem ne yapıyor. Ceza yağdırıyor. Bu adalet mi şimdi yani? Kurduğunuz sisteme bak yani. Dönün kurduğunuz bir sisteme bakın yani. Tiril tiril dökülüyorsunuz. Şimdi sosyal medyaya ayar vermek için yok orada birinci yükseltecekmiş de şuymuş da buymuş da. Ya sosyal medyanın sana ayar vermesi lazım. Ayar verilecek birisi varsa o da sensin. Diyanettir. Hükümetin kendisidir. Halk hükümete ayar verecek. Gençler Diyanet'e ayar verecek. Çürüme varmış sosyal medyada. Kula kulluk unutuluyormuş. Değersizleşme varmış. Nerede var değersizleşme? Değersizleşme nerede var? Peki buradan soruyorum. Şimdi bu sorulara cevap ver bakalım. İslamiyet'te din adamı var mı? Sarıkla cübbeyle ben din adamıyım diye gezmek Kur'an-ı Kerim'de var mı? Peygamberin hayatında var mı? Diyanet diye bir kurum İslam'da var mı? Parayla namaz kıldırmak var mı? Din adamıyım diye cübbeyi sarığı zaten bunlar yok da giyip böyle Mercedes'lere kurularak milletin vergilerinden ordudan sonra dördüncü bütçe harcayarak ortalıkta din adına hurafe anlatmak İslamiyet'te var mı? Peki yanında dua ettiğin zata sor bakalım din adına. Yanında dua etti ya. Cumhurbaşkanı yanında dua ediyorsun ya. Ona dön de bir sor bakalım. İslamiyet'te saray yaptırmak var mı? 16 tane sarayda yaşamak var mı?
1050 odalı saray yaptırıp orada yaşamak var mı? Vatandaş evine ekmek götüremezken, babalar kara lastikle gezerken, anneler çocuklarına süt emdiremezken, sabahı ağlaya ağlaya çocuklar çıkarırken, insanlar fakru zaruret içerisinde, ayın sonunu zor getirirken, ilk bir haftada aldığı 3 kuruşluk maaş biterken, böyle lüks bir hayat, böyle saraylarda yaşamak, böyle saraylarda adını bilmediğimiz yiyecekler yemek, lüks içerisinde yaşamak, İslamiyet'te var mı yok mu? Haram mı helal mi? Değersizleşme mi değil mi? Köksüzleşme mi değil mi? Yozlaşma mı değil mi? Sen önce bunlara bir cevap ver. Sonra sosyal medyayı düzenlemeye kalk. Kardeşim, devlet soyuluyor, devlet. Devlet soyuluyor, soyuluyor. Kalkmışsın sosyal medyadaki gençle uğraşıyorsun. Hadi bunlara din adına bir şey söyle de göreyim bakalım. Madem söylemiyorsun, aha ben söylüyorum. İslam'da saray yaptırmak haramdır. Komşusu açken kendisi tok yatmak haramdır. Vatandaş fakru zaruret içerisinde evine ekmek götüremezken 16 tane sarayda yazlık kışlık yaşamak haramdır. Günahtır. Allah bunun hesabını sorar. Burada veya orada fark etmez. Cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı, bir İslam alimi, buradan Diyanet İşleri Başkanı'nın üzerinden hocalık taslayan, Cübbeli Ahmet'inden bilmem kimine kadar rahat ve lüks içerisinde yaşayan, din üzerinden servet biriktiren, devlet üzerinden servet biriktiren herkese sesleniyorum. Din ve devlet servet biriktirme kaynağı değildir. Çekedinizle geleceksiniz ve çekedinizle gideceksiniz. Peygamberimiz öyle yapmıştır. Bir cumhurbaşkanı, bir Diyanet İşleri Başkanı, bir İslam alimi, Müslüman bir lider, devleti yöneten bir kişi, özellikle Müslümansa, Müslüman değilse de bana göre dahil ama özellikle Müslümansa altını çizerek söylüyorum. Halkın oturduğu yerde oturacak. Halkın yediğini yiyecek, içtiğini yiyecek, giydiğini giyecek. Peygamberimiz böyle yapmıştır. Medineli ortalama bir Medineli halktan birisi nerede yaşıyorsa onu da, o da orada yaşamıştır. Medineli toprak damlı bir evde yaşamıştır ve orada ölmüştür. Peygamberlikten asla servet biriktirmemiştir. Çekediyle gelmiş, çekediyle gitmiştir. Önünden milyarlar akmıştır. Milyonlarca zekat paraları gitmiştir. Ama zırnık ondan cebine indirmemiştir. Asla peygamberlikten herhangi bir kazanç ve servet biriktirmesi asla görülmemiştir. Buna izin dahi vermemiştir. Kendi kabilesine, Haşimoğullarına zekat verilmesini haram kılmıştır. Yani gidip de peygambere bir hediye veremezsiniz. Zekat da veremezsiniz. Yardım da edemezsiniz. Sadece kendisine değil, Haşimoğullarına, onun kabilesine, ailesine de değil, hanımlarına da değil, kızına da değil, damadına da değil, Haşimoğlu onun kabilesine gidip de alın şu mal sizin olsun diyemezsiniz. Yasaktır, haramdır. Neden yapıyor bunu? Peygamberliğin üzerinden herhangi bir gelir bana gelmesin diye. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildi diye boşuna söylememiş. Birisiyle tokalaşmış peygamber. Bakmış adamın eli nasırlı. Nasırlı. Ne oldu senin eline demiş. Adam demiş ki tarlada çalışıyorum ya Resulallah. Rızkımı orada kazanıyorum. Tarlada çalışıyorum akşama kadar. Onu almış bir tepenin üzerine çıkarmış. Adamın nasırlarını diye önce böyle öpmüş. Sonra da yukarı kaldırmış. Ey millet! Cehennem ateşinin yakmaktan haya edeceği bir el görmek isteyen bu ele baksın demiş.
Emeksiz kazanç haramdır. Lüks hayat haramdır. Hele hele halkı fakru zaruret içerisindeyken rahatına lüksüne düşkün yaşayanlar, bir eli bir yağda, bir eli balda olanlar, hele hele bunu devlet imkanları üzerinden, milletin vergisi üzerinden yapanlar, cehennem ateşi size bekliyor. Evet, Diyanet İşleri Başkanı madem hutbe vermeye çok meraklı, ne yapmalı Diyanet İşleri Başkanı? Ben gerçi Diyanet'in tamdan kapatılmasından yanayım. Ama şu anda madem devam ediyor, kardeşim hiç olmazsa şunu yap. Öyle boş boş konuşmayı bırak. Bir Diyanet İşleri Başkanı, siyasilerin yanında, yöresinde asla dolanmamalıdır. Siyasilerin. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, ben de memurum sonuç itibariyle falan denecektir. Ama sonuç itibariyle sen Diyanet İşleri'yim diyor. Cübbe giyiyorsun, sarık takıyorsun ve Kur'an ve peygamber adına konuşuyorsun. Evrensel bir yerde durman gerekir. Öyle siyasilerin peşinde dolaşmayı bırakacaksın. Ayda yılda bir, arada bir, öyle sık sık değil, arada bir cuma hutbesine çıkıp karşında Cumhurbaşkanı, muhalefet partisi lideri, bütün parti liderleri olduğu halde onları da özellikle çağırarak onların gözlerinin içine baka baka ve bütün halka ve insanlara diyeceksin ki mal varlıklarınızın hesabını veremezseniz cehennem ateşi sizi bekliyor. Sizi bekliyor. Mal varlıklarınızın hesabını veremezseniz. İster muhalefet lideri ol, iktidara gelince, isterse şu anda iktidarı devam ettiren ol, ister belediye başkanı ol, ister muhtar ol. Din-i devlet üzerinden 5 kuruş boğanıza aşağı girmişse, 5 kuruş cebinize girmişse, bunun bir emek kazancı, bir nasırlaşmış elin faaliyetiyle, bir alın teri, alın teri, alın teri, böyle alın teri dökerek kazandığınızın hesabını veremezseniz cehennem ateşi sizi bekliyor diyeceksin. Diyanet İşleri Başkanıysan çık bunları söyle. Allah rızası için söyle. İslamiyet'in ne olduğunu insanlar görsün. Kalkmış Twitter'daki çocuklarla uğraşıyor. Onlar Allah kulluk birinci bilmem yoldan çıkıyormuş. Kardeşim bak öyle bir gençlik geliyor ki seni var ya 40 tane boyanın içine sokar çıkarır. Sen Twitter'da olanları akılsız mı, vicdansız mı zannediyorsun? Oraya girenleri, kötü yola düşenleri görüyoruz. Bunlarda böyle bir kafa var. Yani bir adam namaz kılmıyorsa kötü yola düşmüştür. Ateistse, deistse aman aman kötü yola düşmüştür. Ya uyuşturucu kullanacaktır ya bilmem fuhuşta, zinada yakalanacaktır. Böyle zannediyorlar. Kafa bu. Tam tersi. Sen öyle söylüyorsun ama tam tersi. Daha geçenlerde Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu hocası 11 yaşındaki çocuğa yıllardır tecavüz etmiş. Niye Kur'an kurslarından böyle haberler yayılıyor hep? Hani Twitter'da niye böyle haber gelmiyordu, oralardan yayılıyor? Kim yani? Kulluk bilincini kaybeden kim? Kötü yola düşen kim? Ya vatandaş bak, geçenlerde İsmail Saymaz'ın Şehvetiye Tarikatı'nda, kitabında da anlatmış. 8-9 tane tarikat var. 40 yıldır bu din işlerinin içindeyim. İlk defa gördüğüm orada tarikatlar var. Badeci şey. Şu anda cezaevinde yatıyor. Müritlerine ırzına geçiyor. Kadın erkek. Evli bekar. Çifter çifter fark etmiyor. Hem kocasına hem karısına. Ve müritleri böyle yapmakla şeyhleri tarafından badelenmekle, onlara badelenmek diyorlar. Badelenmekle mertebe kat ettiklerini, derecelerinin yükseldiğini Allah katında düşünüyorlar. Ve bir tanesi şöyle söylüyor. Eğer diyor ben bu mübarek şeyhle tanışmasaydım kötü yola düşerdim diyor. Kötü yola.
kocasıyla beraber karısının ırzına geçmiş. Karısı diyor ki, eğer diyor şeyhimize tanışmasaydık, kötü yola düşerdik. Şimdi Allah aklını kullanmayanın üzerine pislik yağdırır. Bu demektir. Evet. Devletin dini olur mu? Devletin dini olmazsa neden olmaz? Devletin dini İslam'dır ibaresini 1921 ve 1924 anayasasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır ibaresini Mustafa Kemal'in emri İsmet İnönü'nün de teklifiyle 1928 yılında kaldırılmasını nasıl buluyorsunuz? Evet, şimdi az önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bir şeyler söyledim ama oraya geleceğim. Hı hı. Şimdi illa cevabı ne falan diye soranlar oluyor ondan dolayı. Şimdi günaydın demenin İslamiyet'ten hiçbir mahsuru yoktur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demekle aynıdır. Esselamu aleyküm, selam senin üzerine olsun demektir. Barış, esenlik, zararsızlık hali, benden sana zarar gelmez anlamındadır. Günaydın da günün aydın olduğu, güzellikler, iyilikler seninle olsun demektir. Ne güzel. Müşriklerin selam verme şekli böyle değildi. Onlar uzun ömürler dilerdi. Ona tahiyye denirdi. Yani ömrün uzun olsun. Hem bunu müşrikler de diyebilir. İslamiyet'te cahiliye döneminde iyi, güzel ve doğru adetlerin hepsi devam ettirilmiştir. Selamlaşma da bunlardan birisidir. Yani uzun ömrün uzun olsun değil de selam senin üzerine olsun dendi. Hala da ömrü uzun olsun diyene ya sağlıklı, huzurlu ömür olsun da yeter falan diyenler oluyor. Yani sıkıntılar içerisinde bir ömrü, uzun ömrü ne yapayım ben diyebilir yani. O nedenle insanlar ne diyor? Sağlıklı, huzurlu, bereketli, barış dolu, uzun ömürler versin Allah der. Bunu demek caizdir yani. Bunun bir mahsuru yoktur. Günaydın demek de caizdir, tünaydın demek de. Bunlar bir takım iyilik dilekleridir. Her milletin kendine göre böyle selamlaşma çeşitleri vardır. Cahiliye döneminde namaz kılınmıyor muydu? İslam döneminde de devam ediyor. Hac ediliyordu, devam ediyor. Cahiliye dönemindeki adetlerin %90'ı İslam döneminde de devam etmektedir. Selamlaşma dahil. Şekil değişti, uzun ömür değil de barış senin üzerine olsun diyerekten devam ediyor. Yani buna günaydın demek de, selamun aleyküm demenin bir başka çeşididir. Selamun aleyküm Arapçadır diye rahatsız olmamak lazım. Günaydın Türkçedir diye rahatsız olmamak lazım. Ben ikisini de yeri geldikçe kullanırım. İkisi de aynı yola çıkar. Önemli olan nedir? Kalpten, canu gelden, derunu dilden, canu gönülden. Yani buradan söyle de ister ömrün uzun olsun de, ister esselamu aleyküm de, ister günaydın der, ister tünaydın der. İster goodbye der, ister good morning de, ister bonjour de. Ne dersen de kelimeler önemli değil. Önemli olan ne niyetle bunları söylediğindir. İnsanlara iyi niyetle güzel tebessümler etmek, etrafa iyilik enerjisi saçmak lazımdır. Bu günaydınla da olur, esselamu aleykümle de olur, Allah sağlıklı uzun ömür versin diyerek de olur. Bunu polemik konusu yapmamak gerekir. Onların selamı bizim selamımız falan diye ayrıştırmamak gerekir. Bunlar yanlıştır. İnsanlığın birliğini görmek gerekir. Sosyal medya ile ilgili söyledikleri şeyi de söylemiştim. Bir de ikinci olarak ortada olan bir şey vardı. Neydi o? İnançla alakalı. İnancın. Şimdi o inancı son soruyla birleştirelim. Devletin resmi dini olur mu? İnancın hayata hakim kılması, siyasete, ticarete ne demek değil? Bunu birleştirerek cevaplandırmış olalım. Şimdi sevgili seyirciler, Türkiye'de İslamcılık iki şeye tepki olarak doğmuştur. Çünkü ben de İslamcı bir geçmişten geliyorum. Ömrüm İslamcılık yapmakla geçti ama sizin bildiğiniz İslamcılardan değildim yani. Hani ben sizin bildiğin hocalardan değilim gibisinden.
İslamcı. Bin bir çeşit İslamcı var. Bin bir terim solcu var. Bin bir çeşit sağcı var. Bin bir çeşit Kemalist var. Atatürkçü var. Hepsi böyle tek tip değil ki yani. Benim İslamcılığım aşağı yukarı şimdiki gibiydi. Yani biraz daha tam şimdiki gibi diyemeyiz de o zaman daha böyle dini literatüre daha fazla yer veriyorduk. Daha böyle dini kesimlerin falan içinde yaşıyorduk. İslamcılık daha o zamanlardan benim gözlemlediğim kadarıyla iki şeye tepki olarak doğmuştur. Birisi küresel, birisi de yerel olmak üzere. Küresel olan 1789'daki Avrupa'da ortaya çıkan aydınlanmacılık, aydınlanma devrimi diye ifade edilen 1789 Fransız devrimi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik diye meydana gelmişti biliyorsunuz. Bu dine bir tanım getirdi. Yani kiliseyi kiliseye hapsedip devletten ve kamu hayatından uzaklaştırma amacıyla dedi ki din bir vicdan işidir ve kişinin özel sorumludur. Dolayısıyla dini inancınız varsa kiliseye gidin, orada ayinlere katılırsınız, dua edersiniz, ne yaparsanız yapın. Ama kilisenin dışına çıkınca inanç orada kalacak. Onun dışında hayata bu işleri karıştırmayın. Çünkü karıştırdığı zaman Katolik diktatörlüğü oluyor ve yüzyıllar boyunca toplumu mahvetti böyle. Dini diktatörlük kurdu toplumlar üzerinde, inancı dayatarak, inancı hayata hakim kılarak. Katolik inancı hayata hakim kılacak, siyaseti, ticareti, ekonomi her yerde inancımız olacak diye kan ağlattı Avrupa toplumlarına. Yüzyıllar boyunca dini diktatörlükler kurdu. İşte laiklik, insan hakları, demokrasi buna tepki olarak doğdu. Dedi ki bu din kilisede olsun, tapınakta olsun, bir vicdan işi olsun ve kişinin özel sorunu olsun. Biz işlerimizi akla, mantığa, bilime göre çözelim dedi. Şimdi Fransız devriminin dine getirdiği yorum budur. Şimdi İslamcılık buna tepki olarak ortaya çıkıyor ve diyor ki hayır, din bir vicdan işi değildir. Dini vicdanlara hapsedemezsiniz. Dini camiye hapsedemezsiniz. Din siyasette, iktisatta, ticarette, adalette her yerde olacaktır ve olmalıdır. Eğer siz din bir vicdan işi derseniz, o zaman bunca peygamber dünyaya niye geldi? Musa Firavun'a niye karşı çıktı? Peygamber Bedir'de, Uhud'da niye savaştı? Mekke'nin müşrikleri onu niye kafir ilan etti, dinsiz ilan etti ve Mekke'de Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı? Hazreti İbrahim niye ateşte yakılmak istendi? Onlar eğer din bir vicdan işidir, gönlümüzdedir, biz dünyanın hiçbir işine karışmıyoruz, siyaset, ticaret, devlet, hiçbir işine karışmıyoruz deselerdi, bunların hiçbir başına gelmezler. Demek ki peygamberler dünyaya hükmeden tiranları, kralları rahatsız eden dünyevi bir şeyler söylediler. Ondan dolayı bunlar başına geldi. Dolayısıyla bizim dinimizde vicdan işidir, kişinin özel sorunudur, camidedir, oradan dışarı çıkamaz diyemezsiniz diyor. İslamcı böyle tepki gösteriyor. Şimdi İslamcı cenahtan baktığın zaman bu tür söylemlerin orada nasıl karşılandığını iyi bilmeniz lazım. Ona göre donanımlı olmanız lazım. Cevap verebilmek için en azından. Türkiye'ye gelince, işte Fransız devrimi etkisiyle Türkiye'de Cumhuriyet devrimleri oldu. 1928'de devletin dini, dini bu bir İslam'dır ifadesi çıkarıldı. İşte İslamcılık bu sefer de yerel olarak buna tepki olarak ortaya çıktı. Ve dedi ki bizim dinimizi devletten soyutlayamazsınız. O cümleyi anayasadan çıkaramazsınız. Çıkardığı zaman dinsiz olursunuz. Oysa bizim dinimiz devleti de yönetmek için hayatı, siyaseti, ticareti her şeye bir yol gösterme, bir Allah tarafından şunu şöyle yapacaksınız diye helal haram belirleme amacıyla gelmiştir. Eğer bu dünyada biz bu dini yaşamayacaksak öbür dünyada bana ne böyle bir dinden? Sen nasıl benim dinimi sadece vicdanlara hapsedersin? Yani burada ne demek istendiğini şöyle anlayın. Mesela bir solcuya deseniz ki Das Kapital ve Marksizm bir vicdan işidir. Siyasete, ticarete, hele hele ekonomi, politiğe, mülkiyete, para ilişkilerine karıştırılmamalıdır.
solcuyla kendini Marksist görenen Marx arasındaki özel bir ilişkidir. İşte Marx'ın mezarı oradadır. Gidersin kendisini ziyaret edersin. Vicdanınızdan bunu dışarı çıkarıp böyle fabrikalara, hayata, çalışma hayatına, iş hayatına bunu hakim kılmaya, das kapitalin ilkelerine göre çalışma hayatını, iş hayatını, fabrikaları, üretim araçlarını düzenlemeye kalkamazsınız deseniz bir solcu buna ne der? Bunu çok büyük bir hakaret olarak görür. Ama Marksizm vicdanlarındaki ulvi yerine konmalıdır. Pis siyasete, fabrika ilişkilerine, özel mülkiyeti falan karıştırmamalıdır. Saygı gösterir gibi görünüyor. Hakaretin en büyüğünü yapıyor. Veya başka bir örnek. Bir Atatürkçüye, kendini Kemalist olan gören birisine desen ki, denilse ki, nutuk, Mustafa Kemal'in yazdığı nutuk ve Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk'ün fikirleri, görüşleri bir vicdan işidir. Devlete karıştırılmamalıdır. Siyasete bulaştırılmamalıdır. Dış politika, iç politika onlara göre hayatta yolumuzu çizemeyiz. Bu bir vicdan işidir. Kişinin özel sorunudur. Kişiyle Atatürk arasında bir inanç meselesidir. İşte Anıtkabir oradadır. Gidersin orada ziyaretini yaparsın. Hani bunu devlete, siyasete falan bulaştırma. Dese. Ne dersiniz? Bunlar neyse, bu sözler ne anlama geliyorsa, bir İslamcıya da din bir vicdan işidir. Camide kalmalıdır. Kur'an-ı Kerim bir inanç meselesidir. Siyasette, hukukta, ticarette falan buralara hiç dönüp bakamayız. Sadece vicdanlarınızda bunu yaşayın. Onun yeri de camidir. Demek aynı etkiyi uyandırır. Düşünün. Bunlar sizde ne etki uyandırıyorsa onda da bu etkiyi uyandırıyor. Ve onlar şöyle düşünüyorlar. Bu laikler, bu Kemalistler din bir vicdan işidir, devleti karıştırmamalıdır, dinle devlet işleri ayrı olmalıdır diyerek bizi devletten uzaklaştırmak istiyorlar ki devleti rahat rahat kendileri tek başlarına soysunlar. Devleti soymak için o zaman helal haram olmayacak. Rüşvet haramdır. Çalmak haramdır. Onlar bunu kaldırmak istiyorlar. Yani haram, helal, ver Allah'ım. Doymaz kulun yer Allah'ın diyecek ve tek başlarına böyle devleti söğüşlemek, soymak, ceplerini şişirmek için dini devletten ayırmak, haramdan helalden kurtulmak istiyorlar diye algılıyorlar. Öyle algılıyorlar. Sen şimdi buradan din bir vicdan işidir, dinle devlet işleri ayrılmadır her dediğinde o bunu böyle algılıyor. Oradaki yankısının bu olduğunu bil. Bak onun için söylüyorum. Oradaki yankısının, bak bunlar devleti yine soymak istiyor. Tek başlarına kalmak istiyor. Her alama helalik ortadan kaldırmak istiyor. Her türlü rüşvet almak istiyor falan diye algılıyorlar. Dönüyor dolaşıyor. Bir de bakıyoruz ki bunu söyleyenler kendileri o dedikleri şeyi üstelik besmele çekerek yapıyorlar. Hem diyorlar ki laikler bize diyor ki dinle devlet işleri ayrı olmalıdır. Din bir vicdan işidir. Hayır. Devlete geleceğiz ve haramı helali ortaya koyacağız falan diyerekten geliyorlar. Gelişi kolay. Gereken bu lafları etmek kolay. Ama iktidara geldiklerinde de laikler besmele çekerek yemiyorsa bunlar besmele çekerek yemeye başlıyorlar. Bismillah diyerek rüşvet alıyorlar. Sübhanallah diyerek salavat getirerek komisyon alıyorlar. Rant kokusu almasalar 3 kilometre yol yapmaz hale gelmiş bulunuyorlar. Rant kokusu almasınlar. 3 kilometre yol yapmaz hale gelmiş bulunuyorlar. Hatta şu anda öyle bir duruma geldi ki iş, bakın size söylüyorum, sabah kalkıyorlar, devlet dairelerinde, bakanlıklarda, şurada burada, neredeyseler, belediyelerde, orada burada,
devletten diyelim maaş alıyoruz. Tek maaş, çift maaş değil. Eğer maaşı çift olmazsa, eğer o gün 8'den 17'ye kadar mesai saat için bir yerden komisyon, rant, bir yerden iş bağlama, rüşvet, komisyon mu, istihkak bilmem ne falan diyerekten devletin verdiği maaş dışında herhangi bir gelir olmadan, bir rant kendisine gelmeden o günü geçirirlerse o günü ziyan sayıyorlar. Ya diyor, devletin verdiği maaşla talim ettik bugünü. Gelmedi bir yerden bir şey. Yarına bakalım. Sonraki maçlara bakacağız. Yarına bakacağız. Yarın kim bilir ne olacak? Yoldan, hastaneden, köprüden, fabrikadan, iş yerinden, özelleştirmeden, şuradan buradan, rant, komisyon, ihale, bunlar gelmeden devlette geçen bir günü ziyan sayıyorlar. Boşa geçmiş sayıyorlar. Gün bugündür, devran bu devrendir ve bu dem son demdir diyorlar. Hani kızıyordunuz, laikler bizi devletten uzaklaştırmaya çalışıyor. Helal haram demeden yemeğe bakacaklar, onun için bize uzaklaşıyor diyordunuz. Fos çıktı. Hepsi fos. Ha, işin aslına gelelim. Bunları söylüyorum da aslı nedir? Şimdi bak, Diyanet İşleri Başkanı ve bu dini iklimlerde bulunan vatandaşlar için söylüyorum. Laikliğin ne olduğunu, özgürlükçü laikliğin falan hepsini burada bir yerde oturacak. Ona göre burada bir yere otursunlar. Şimdi din, geleneksel tasnife göre dörde ayrılır. İbadet, itikat, ibadet, muamelat, ukubat. İtikat, inançlar demektir. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, kitaplara, meleklere, cennete, ahiret gününe inanmak demektir. İslam inancı. Hani diyor ya, inancımızı hayata hakim kılacağız. İnanç bu demektir. İtikat denir buna eski din kitaplarında, kelam kitaplarında, fıkıh kitaplarında böyle anlatılır. Kur'an kurslarında, İmam Hatipler'de falan da böyle anlatılır. Onların anlattığı tasnife göre gidiyorum. Ben aslında daha çağdaş tasnifler yapıyorum ama onların anlayacağı şekildeki tasniften giderek tanımlıyorum. İkincisi ibadetlerdir. Dinin ikinci büyük kısmı ibadetlerdir. Namaz, oruç, hac. Bu gruba girer. İbadetler. Onlara da aslında onun ismi nosuktur ama orada ben bir tanım getiriyorum. Neyse, benim tanımımı şimdilik görmezden gelelim. İbadetler derler bunlara. İbadeti mersume. Resmi ibadetler demektir. Namaz, oruç, hac, kurban, başörtüsü. Hepsi buna dahildir. İbadetlere girer. Kişiyle Allah arasındaki ibadetler. Kişiyle Allah arasındaki inançlar, itikat, ibadet. Üçüncüsü muamelat. İnsan ilişkileri, hukuk demektir. Ticaretten, evlenmeden, boşanmadan, kefaletten, vekalete kadar insan ilişkilerin hepsine muamelat denir. Dördüncüsü de ukubat. Ukubat da cezalar demektir. Yani hırsızlık yapanın elini kes. Zina edene sopa vur. Ukubat, dört tane ceza var topu topu. Bu cezalar tarihseldir. Cezalarda güdülen amaçlar evrenseldir. Mesela insan yaşamı korumak evrenseldir. Emeği korumak evrenseldir. Şerefi, haysiyeti, onuru korumak evrenseldir. Aileyi korumak, ırzı, namusu korumak evrenseldir. Ama bunlar ihlal edildiği takdirde bunlara verilecek cezalar tarihseldir. O zaman öyle olduğu gibi bu zaman da başka türlü olabilir. Bir, buradan birisi ukubatlar devletten ayrı olmuş oluyor. Baştaki itikat da devletten ayrı çünkü kişiyle Allah arasında olan inançlardır. Devlet Allah'a inanacak, peygambere inanacak, kitaplara inanacak diye bir şey olmaz. Kişi Allah'a, peygambere, kitaplara inanır. İnançlar kişiyle Allah arasındadır. İbadetler de kişiyle Allah arasındadır. Ukubat, ceza hükümler de tarihseldir. Dolayısıyla bu üçüyle devletin işi yok. Bunlar devletten ayrı olmalıdır. Muamelata gelince, muamelatın da içinde zaten şu anki devletlerin de onayladığı, tasdik ettiği, İslam'ın da onaylayıp tasdik ettiği evrensel değerler, anlamlar ve kurallar vardır. Öldürmeyin, çalmayın, iftira atmayın, taciz, tecavüzde bulunmayın,
zulmetmeyin, baskı uygulamayın, bekçilik yapmayın, zorbalık yapmayın, insanlarla Allah arasına girip vekillik yapmayın, fakir fukarayı gözetin, kimse size muhtaca sahip çıkın, zenginden alın, yoksula verin, ülkeyi imar edin, iyilik, güzellikler, doğruluklar yapın, insanları sevindirin. Bunlar nedir? Bunlar her ülkede, her devlette, her millette olan evrensel değerlerdir. Aynı zamanda muamelatın içinde Allah'ın emirleridir. Devlet sadece bunları esas alır. Bunları esas aldığı zaman Allah'ın emirlerini esas almış olur zaten. Peki şu anki Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten bunları esas almıyor mu? Alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne olduğu zaman şeriata geçirmiş olacak? Mesela diyor ki biz geleceğiz, inancımız hayata hakim kılacağız. Ne yapacaksın? İnsanlara zorla namaz mı kıldıracaksın? Camiler açık, herkes gitsin kılsın işte. Ne yapacaksın? İnsanlara zorla oruç mu tutacaksın? Taliban'ın yaptığı gibi, içti yaptığı gibi zorla başörtüsü mü taktıracaksın? İşte inancı hayata hakim kılmak için yapıyorlar. Ortada bunları mı yapacaksın? Bunları mı örnek alacaksın? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde tek eşlilik var. Şeriatın amacı, dinin amacı gerçekleşmiş. Kur'an'ın amacı zaten tek eşliliği getirmekti. Olmuş işte. Mala karşı işlenen, cana karşı işlenen, ırza, şerefe, namusa karşı işlenen suçlar diye, devlete karşı işlenen suçlar hariç, diğerlerini zaten mevcut ceza yasası esas alıyor. Yani şunu demek istiyorum. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti aslında İslam tarihi içerisinde İslam'ın modernist bir yorumu olarak doğmuştur. Böyle dinsizlik falan üzerine falan kurulmamıştır. Bu İslam'ın modernist yorumunun içerisinde laiklik de vardır, demokrasi de vardır, insan hakları da vardır. 7. yüzyıldaki peygamberin çıkışıyla ve Kur'an'ın doğuşuyla beraber gerçekleşen 7. yüzyıl aydınlanması, İslam aydınlanmasıyla 1789 Fransa'daki Avrupa aydınlanmasını buluşturup aralarında uyumu sağlayıp birbiriyle çelişmez, uyuşur hale getirip İslam'ın modern ve çağa dönük yüzü olan bir yorum yapıp o şekilde yürümesini sağlamak istemişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı budur. Diyanet İşleri Başkanı kurulmuş. Kur'an-ı Kerim Türkçe tercümesi yaptırılmış, Mehmet Akif Ersoy'un meal yaptırılmış, Türkçe ibadet, Türkçe ezan okutturulmuş. Yani dine bir yorum getirmiş yani, ya, çağdaş bir yorum getirmiş. Bu yorum hoşunuza gider veya gitmez. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti dinsizlik üzerine kurulmamıştır. Dini dışlama üzerine kurulmamıştır. İslam tarihinin tecrübelerinden yola çıkarak, çağdaş dünyada gözetinde bulundurarak İslam'a modern, çağdaş bir yorum getirilmiş. Ve bunun üzerine bu işler yapılmış. Diyanetinden, Türkçe ibadetine kadar hepsi bunun için yapılmış. Sen buna dinsizlik diyemezsin. Burada dinsizlik yapılmış, İslam'a karşı yapılmış diyemezsin. Tam tersi, Cumhuriyet devrimleri, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanılması, meclisin açılması, teşkilat-ı esasiye kanunu, ilafetin kaldırılması, bunların hepsi 1920, 21, 22, 23 ve 24'te yapılan bu büyük yapısal değişiklikler İslam'a karşı, İslam'ı ortadan kaldırmak için değil, İslam'a bir yorum getirerek, tarihsel bir sıçrama gerçekleştirilerek ve gerçek İslam'ın önünü aşmak için yapılmıştır. Şimdi bu açılan yoldan yürümemiz lazım. Ondan daha da geriye düşmememiz lazım. Evet, sevgili seyirciler, bugün de süremiz doldu. Saatlerimiz 01'e doğru geliyor. 10. yılın ilk sezonunun ilk programıydı. Canlı olarak saat 23'te başladık. 2 saat 01'e kadar süremiz, bundan sonra 2 saat. Ona göre duyan duymayana işittirsin, duyursun. 23'te başlayacağız. Saat 22'de 10'da bakıp da yok deyip bir yere gitmeyin ha. 23'e kadar bekleyin. Saat 23'te böyle hafiften biraz el ayak çekilsin. Haberler biraz böyle durulsun. Ondan sonra başlamış falan böylesi biraz daha iyi olabilir. Her vaktin bana göre kıymeti, güzelliği vardır. Şimdiye kadar bizi dinlediğiniz için
ve ekranları başında ayrılmadan dinleyenler için özellikle teşekkür ediyorum. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.